Cemil, ne haber kardeşim? Ne kardeşi ya? Allah Allah. Gerizekalı. Anne, ben geldim. Gel oğlum, mutfaktayım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Ne oldu annem? Anne. Efendim. Acaba şimdiden çalışmaya gitsem amcam müsaade eder mi? Oğlum, okulun? Ya zaten okul çıkışları giderim. Akşam da amcamla dönerim. Ben zaten asla üniversiteye falan gitmem. 4 yıl daha mı amcam çalışacak, biz yiyeceğiz? Bilmem ki. Sonra pişman olmayasın oğlum. Yok anne, ben kararımı verdim. Amcam da kabul ederse başlayayım şimdiden. Bakarız. Oğlum, yıkamadım. Ne oldu? Çok yoruldum. Niye, okulda taş mı taşıyorsunuz? Evet, inşaatta çalışıyoruz. Aa amcam. İyi ki yavaş yürümüşüz. Bak amcamı da gördük. Ha. Vay koçum. Büyümüşsün ya. Amcam benim. Güzel kızım. Merhaba amca. Hadi geçelim amca. Vay. Oo, kimler gelmiş? Hadi içeri girin, hadi. İyi akşamlar yenge. İyi akşamlar Nazmi. Nasılsın? Sağ ol yenge. Uğraşıyoruz işte. Anne. Tamam, sen geç içeri. Hadi oğlum. Ha, unutmadan şunu vereyim. Hesabı kapattım da bu ayki payınız. Eksik olma Nazmi. Sayende evimizin bereketi hiç eksilmiyor. Ne demek yenge? Kârdan hissenize ne düşüyorsa onu veriyorum. Sizin hakkınız bu. Sağ ol Nazmi. Allah senden razı olsun. Ben çıkayım. Evdekiler bekler. Ha Nazmi. Bir şey daha vardı. Buyur yenge. Murat okul çıkışları fabrikaya gelip sana yardım etmek istiyor. Sence de bir mahsur yoksa gelip çalışsın. Şimdiden alışsın. Vallahi derslerini etkilemeyecekse sen de olur diyorsan gelsin tabii. Ben çok isterim yenge. O zaman yarın başlasın mı? Tamam, bekliyorum. Hadi iyi geceler. Güle güle. Selam söyle. Olur yenge. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Aşağıdakilere mi uğradın? Hı hı. Neden? Para bıraktım. Bilmiyor musun? Kusura bakma Nazmi ama çok ağrıma gidiyor. Onlar dediğin benim yeğenim. Abimin emanetleri. Sıkıldım onlara para harcamandan. Allah aşkına neyimiz eksik? Cemil Özen Üniversite'ye gönder dedin, tamam dedik. Arkadaşların hepsinde araba varmış dedi. Araba aldık. Daha ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum. Murat'ı fabrikadan uzak tut yeter. Senelerdir bıktım yetim hakkı lafından. Bana bakın, okuldan sonra doğru eve, tamam mı? Hiçbir yere uğramayacaksınız. Aa, Cemil abinin arabası. Aa, Cemil abinin arabası. Keşke durdursaydık abi, biz de bırakırdı. Aynı yere gitmiyoruz ama. Bizim ne arabamız yok abi?
Bizim de arabamız olacak. Ne bakacağım ya, söylerim amcama, bize de alır. Oley! O zaman sen de bizi arabayla mı bırakırsın okula? Bırakırım tabii. Gezmeye de götürürsün. Tabii götürürüm. Hadi hadi. Alo? Efendim? Ooo Halil'cim. Sağ ol sağ ol, çok şükür. Ne kadar ne kadar? Var var, yetmese de tedarik ederiz. Yetişir, merak etme. Tamam. Tamam Halil'cim. Malın hazır, yetişiriz. Merhaba amca. Hoş geldin yeğenim. Gel otur. Hoş bulduk amca. İsmail! Ya ayağın uğurlu geldi yeğenim. Büyük bir sipariş aldık. Hem de vadesiz, peşin parayla. Bizim işte böylesi nadir yaşanır. Çok sevindim amca. Hayırlı olsun. İnşallah hepimize. Merhaba abi. İsmail bak, Murat burada. Çalışmaya başlayacak. Hoş geldin Murat. Sen yardımcı olursun artık ona. Tabii abi, olurum. Halil'i hatırlıyorsun değil mi? Bizim dadaş. He, hatırladım, hatırladım. Yüklü bir sipariş verdi. Her zamanki siparişinin 5 katı. Oo. 2 gün sonra aldıracak. Maşallah, maşallah, hazırlarız. Amca, ben de başlayayım mı çalışmaya? Tamam yeğenim, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hadi. Vay be Murat'ım. Büyüdün de amcana yardıma mı geldin? Aynı baban gibi bakıyorsun oğlum. Allah'a çok şükür. İlk defa bu kadar büyük sipariş alıyoruz. Hemen başlayalım, anca yetişir. Daha bunlar kesilecek, paketlenecek. Abi ben bunları indiririm. Tamam o zaman, sen bunları indir. Arkada kesimhane var, getirirsin oraya. Tamam, tamam mı? Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ah abi, keşke bugünleri görebilseydin. Gurur duyardın oğlunla. İyi günler ablacığım. Sağ ol. Zarflarınız var abla. Ver bakayım. Bu zarfınız, bu da sizin ablacığım. Bunlar da faturalarınız ablacığım. Sağ ol Mehmet efendi. İyi günler. Vay vay vay. Ayten'in zarfı. Karışmış, dur bakalım. Oo. Bak sen aspama. Sen görürsün. Nazmi'cim akşam buraya oturur. Ben de şöyle güzel bir Türk kahvesi yaparım. Ay, Aytancığım'ın zarfı da yanlışlıkla buraya karışmış olur. Hale, çok fenasın sen. Nasıl sürdüğümü gördün değil mi? İyiydin, iyiydin koçum. Biraz park etmekte sorun var ama hallederiz. İyi, göreceğiz bakalım. Buyur amcacığım. Geldim. İyi akşamlar yenge. İyi akşamlar Nazmi'cim. Anne, biliyor musun? Aşağıda araba kullandım. Aferin benim oğluma. Hadi geç içeri, anlatırsın mutfakta.
İyi akşamlar amca. Hadi yenge, Allah'a emanet. İyi akşamlar Nazmi. Anne bak, bir haftaya usta şoförüm. Aferin benim oğluma. Beni beklemeseydiniz anne, siz yeseydiniz. Seni bekledik oğlum. Bıcırlar yeseydi bari. Eve ekmek getiren gelmeden sofraya oturulmaz. Hadi git ellerini yıka. Kardeşlerini de çağır bakayım. Bıcırlar. Buyur canım. Afiyet olsun. Sağ ol. Niye açmadın televizyonu? Ay hayatım, hep aynı şeyler. Şöyle biz bize muhabbet edelim dedim. Faturalar yine dizilmiş. Yengemin zarfı karışmış. Yarın verirsin. Aa, bakayım bir. Aa, hala ne yapıyorsun? Aman canım ne olacak, banka reklamı işte. Aa, bu ne ayol? Ne oldu? Birikmiş parası yazıyor burada. Ne kadar görüyor musun? Çok ayıp hale, kapat şunu. Şunu görüyor musun? Bizim bu kadar paramız yok Nazmi. Olmaz tabii hale. İki araba, okul taksiti, telefonun faturası. Nasıl olsun? Ay çok güzel. Yine biz suçluyuz değil mi? Onlar ne yapsa doğru, biz ne yapsak yanlış. Nereye çektin yine? Yalan mı Nazmi? Hale, yoruldum. Her seferinde konuyu buraya getirmenden, durmadan başımın etini yemenden yoruldum. Şimdiye kadar ne kötülüklerini gördük. Tersine oğlumun yapması gerekenleri Murat yapıyor. Bugün fabrikaya gelip çalışmaya başladı. Neden? İstese o da Cemil gibi amcam nasıl olsa bize bakıyor diye umursamaz. Ama vicdanlı çocuk. Nazmi, çok safsın. Onlar böyle böyle yoluyor işte seni. Yüzüne karşı boyun eğiyorlar ama arkandan neler çeviriyorlar. Bak, şuraya yazıyorum. Murat'ın oraya gelmesi nedensiz değil. Onlar o fabrikayı istiyorlar Nazmi. Ya hala yeter artık. Bir daha bu konuyu açma. Yoksa çok fena olur. Aa, tamam hayatım. Ne dedim şimdi ben? İç hadi kahveni, soğumasın. Hoş geldin Hale. Girsene. İşin yoksa geleyim. Yok yok, mutfaktayım. Gel. Kahve içeriz değil mi? İçeriz içeriz. Ayakkabılarım ne yaptı temiz? Ev ayakkabısı. Otur canım otur. Ben hemen kahveleri koyayım. Cemil nasıl? Memnun mu okulundan? İyi maşallah. Murat okulu mu bıraktın? Yo. Nereden çıkardın? E çalışmaya başlamış. Nazmi söyledi. Canım, amcasına yardıma gidiyor okuldan sonra. Bana pek öyle gelmedi. Sana nasıl geldi Hale? Nazmi yalnız değil ki. Bir sürü elemanı var. Hem ne yardımıymış bu? Öyle olsa bile kendi oldururken Murat'a düşmez o. O da gitsin Hale. Şimdiden işi öğrenirler. Yarın öbür gün birlikte çalışmayacaklar mı? Ha işte. Ben de onun için geldim yenge. Siz o fabrikadan umudunuzu kesin bence. Ne diyorsun Hale? Orası bize rahmetli kocamdan kaldı. Kalmış. Kocam olmasa o fabrikanın yerini de yerlere serdi. Benim kocam çalıştı, siz de yediniz. Ama artık yeter. E sen de hatır sayılır bir birikim yapmışsın. Ne diyorsun Hale? Nereden çıkartıyorsun bunları? Buradan. Nazmi'ye göstermedim. Görse küplere biner. Sağ olsun kocacığım. Abimin emanetleri. Yetimler diye. Yıllardır bizden kısıp sizlere yediriyor. Şimdi bunları görse ne üzülür ne üzülür. Bana bak. Yeter artık. Düşün yakamızdan. Ne sen ne de oğlun hazıra konmayı düşünmeyin.
O fabrikayı size yedirmem. Anladın mı? Efendim? Cemile oğlum neredesin? Çıktın mı okuldan? Çıktım anne, eve geliyorum. Fabrikaya git hemen Cemil. Ya ne oldu şimdi, ne yapacağım orada? Salak, fabrika elden gidiyor. Sen uyuyorsun. Murat iyice çöreklendi. Sen de git bir görün. Meydanı iyice boş bırakma. Of anne. Murat'tan bana ne? Ne istiyorsa yapsın. Yorgunum ben, eve gelip yatacağım. Alo. Bak kapattı. Gerizekalı. Murat, oğlum. Acıkmadın mı? Hadi yemeğe çıkalım. Sağ ol amca. Bunları depoya yerleştireyim, daha sonra yiyeceğim. İyi, sen bilirsin. İsmail içeride. Bir şey olursa ona söylersin. Allah Allah. Nereye koymuş olabilirler ki? Murat? Murat ne yapıyorsun? Şey amca, şeye bakmıştım. Neye baktın oğlum, söylesene. Zımbanın teli bitmişti de onun için. Zımba teli burada. İsmail'e sorsaydın o söyler diğerini. Sağ ol amca. Halil'in siparişi tamam mı? Birkaç eksik var. Yarın sabah gelecek. Onun dışında tamam. Sağ olsun, Murat da çok yardımcı oldu. Maşallah akıllı da, hemen işi kaptı. Abime benziyor. O da böyleydi. Rahmetli abim her şeyi yoktan var etti. Şimdi sıra bizde İsmail. Abimin bana yaptıklarını ben de yeğenime yapacağım. Oh, çok güzelmiş. Sağda ineyim. Versene, görmüyor musun? Ellerim dolu. Aa, anne, şimdi anne. Niye ağlıyorsun? Anne, çok acıyor. Çocuksun sen. Hiç düşmedin mi? Ne oldu şimdi? Acıyor. Niye ortalığı ayağa kızım, kaldırıyorsun? Kızım, yavrum. Yavrum, ne oldu? Yavrum. Ah, ne oldu annem? Oo. Yavrum, niye dikkat etmiyorsun kendine? Hali yenge düşürdü. Aa. Şuna bak hele. Nasıl ben düşürdüm ayol? İttin ya. Aa, bunlarda da hiç terbiye yok. İnsan bir yüne yol vermez mi? Geçeyim dedim, ayağıma dolandı. Kenara çekil dedim, kendini yere atmış. Fesatlar. Uğraşılmaz sizinle, uğraşılmaz. Tamam Hale. Çocukların yanında. Acıyor. Çocuksa çocukluğunu bilsin. İkisinde de pabuç gibi dil var. Tamam kızım. Hadi buz koyalım yanağına, şişmesin. Şimdiden tamam tepemize çıktılar. Hadi oğlum. Yarın bir gün ne olur bilmem. Terbiye yok, terbiye. O kızım benim. Bir günde karşıma çıkmasınlar ya. Arsızlar. Sokağa çık bunlar. Apartmana gir bunlar. Bıktım artık, bıktım. Maşallah, maşallah. Ayten Hanım Karun gibi servet yapmış. Bense 20 yıldır arttıra arttıra 1/5'ini bile yapamadım. Yok yok, bu böyle olmaz. Buna dur demenin zamanı geldi. Cemil, Cemil, Cemil. Ne yapıyorsun Cemil? Görmüyor musun? Ders çalışıyorum. Ben değilim. Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Bak, yine fabrika falan diyeceksen hiç işim olmaz. Gidip çalışmam ben orada. Aman, çalışma, sen çalışma.
Bana bak, o Murat'ı da annesini de babanın gözünden düşünmemiz lazım. Ya bırak anne ya, bize ne onlardan? Murat Efendi, eğer dediklerimi yapmazsan babana sahte karne çıkarttığını anlatırım. Ama söz vermiştin. Sen dediklerimi yap, benim sözüm yine söz. Ha bu arada ders çalış biraz. Anne daha erken uyumayalım. Olmaz paşam. Uyuyun ki vücudunuz dinlensin. Anne çok doldurma. Tamam. Hadi bakalım içinde büyüyün. Al bakalım. Kıyıya bak. Senin de var. Oo annem. Ah. Ah canım acıyor mu annem? Biraz dokununca acıyor. Oo. Uyunca yarın hiçbir şeyin kalmaz. Canım benim. Anne. Efendim anneciğim. Haliye niye bize hep kötü davranıyor? Şşş. Çok ayıp. Büyükler hakkında öyle konuşulmaz. Hadi bakalım. Sütünüzü alıyorsunuz. Hadi bakalım. Doğru yatağa. Doğru doğru. Vay bıcırlar gece sütü ha? Oğlum sana da koyayım bir bardak. İçerim içerim. Soğumadan sen de iç. Annem benim. Annem benim be. Küçük paşam benim. Murat. Eğer zorlanacaksan bırak fabrikaya gitmeyi olur mu? Yazın gidersin oğlum. Yok anne nereden çıkardın? Ya gelip bir de ders çalışıyorsun. Yazık sana be çocuğum. Yok iyiyim ben. Hem işimi de çok sevdim. İyi ki gitmişim. Amcam da çok iyi davranıyor bana. Anne. Efendim oğlum. Biliyor musun? Babamı hatırlattı bana. Oğlum benim. Annem. Annem. Paşam benim. Anne. Babamı çok özledim. Ben de. Oh, oğlum. Oğlum. Ay kız sorma. Görsen için acır. Ceplerine para koyarsın. Ya. Ama benim kalbim temiz. Sen o banka zarfı yanlışlıkla bana gel. Ben de yanlışlıkla aç. Ay yapma Hale. E'si hesaplarında para tomarla. Ben de dişimden tırnağımdan arttırdığım parayla 10 gram altın alabildim. Bir de ufak yüzük alabildim. İyi yapmışsın. Haftaya görürüz artık yüzüğü. Bekliyorum haftaya. Öpüyorum şekerim. Ben de. Yok be. O kadar da ufak değil. Afiyet olsun hayatım. Hale, yüzüğün yeni mi? Yok. Çok eski yüzüğüm. Bugün elime geldi, taktım. Bir çay daha içer misin aşkım? Koy koy, içerim. İsmail, Halil'in malları geldi mi? Bak, bu iş bizim için çok büyük. Çok büyük para kazanacağız. Hadi iyi geceler, kolay gelsin. İyi ki yaptırmışım yedeğini. Bir gün işime yarayacağını biliyordum. Bir çay daha? Yok yok sağ ol. Günlerdir yoldayım. O kadar yorgunum ki bir an önce yola çıkayım.
Nazmi. Yolda bulsam bile say demişler. Aa Halil'cim, senle benim aramda bunun lafı mı olur? Patron, mallar yüklendi. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bir çıkayım da kontrol edeyim. Tamam, tamam. Hadi. Geliyorum ben de. Oldu. Hepsi tamam. Yola çıkabilirsiniz. İyi yolculuklar. Teşekkürler, sağ ol. Hayırlı yolculuklar Halil'cim. Sağ ol Nazmi. Kısmetse baharda yine geleceğim. Bekleriz her zaman. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Eyvallah. Eyvallah. Murat'cığım sen gel. Dadaştır Halil. Rahmetli babanın arkadaşıydı. Onun hatırasına bizden başkasıyla iş yapmaz. Senede iki sefer Erzurum'dan gelir, malını alır gider. Ama bu yıl işi büyütmüş. Her zaman aldığı malın 5 katını aldı. İnşallah onun sayesinde bizim işimiz de büyüyecek Murat. İnşallah amca. Oğlum çıktın mı okuldan? Tamam tamam. Arıyorum ben şimdi. Alo. Alo Nazmi. Çok hastayım ben. Çağır Cemil'i, birlikte gidin doktora. Cemil okulda. Taksi çevir git hemen. Ay ben hasta hasta taksilerle mi gideyim? Elim ayağım tutmuyor. Tamam tamam geliyorum. Kız Hale, korkulur senden vallahi. Murat. Efendim amca. Benim hemen çıkmam lazım. İsmail de yok. Burası sana emanet yeğenim. Hayırdır amca? Bir terslik mi var? Yengen rahatsızlanmış. Bir bakıp döneceğim. Tamam amca. Gözün arkada kalmasın. Ben buradayım. Murat.
Geldim abi. Şuradaki malları kesin. Bittin oğlum sen. Bittin. Bittin. Anne. Anne. İyi, iyi. Daha gelmemişler. Nereye koysam ya? Tabii ya. Buraya bakmak kimsenin aklına gelmez. Çok akıllısın oğlum. Keyfi falan. Murat. Hoş geldin amca. Hoş bulduk yeğenim. Yengem nasıl? İyi iyi, yok bir şey. Ne yaptınız işleri? Az bir şey kaldı zaten. Şimdi geldim buraya. Tamam, hadi halletsen işleri. Tamam. Ah hala. Adım deli gibi koşturursun. Allah Allah. Burada değil miydi? Nereye kayboldular? Murat! 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 Efendim amca. Oğlum, kasaya para koymuştum ben. Şimdi yok. Nasıl olmaz amca? Nereye gidecek? Aa, yok işte oğlum, yok. Vallahi amca, benim haberim yok. Buraya kimse girmedi mi? Ben yokken giren çıkan. Yok amca, kimse gelmedi. E arayan da olmadı. Ya havle, nereye gider bu kadar para? Amca, elimi değdirdiysem taş olayım. Yemin ederim, öyle bir şey yapacak olsam burada seni bekler miyim? Tamam oğlum, tamam, sen aldın demiyorum. Ama ne oldu paraya? Hırsız olsa köpe gündüz gelmez. Gelse bile arkasında iz bırakır. Baksana hiçbir şey yok. Yok amca, öyle bir şey olsa ben fark ederdim. Hay Allah ya. Ne yapacağım şimdi ben o parayı bulamazsam? Elma soydum hayatım. Sen seversin. Sende bir şey var Nazmi. Bütün gece ağzını bıçak açmadı. Para kaybettim hanım. Nerede, yolda mı düşürdün yoksa? Yok yok, öyle değil. Kasada biraz vardı, kaybolmuş.
Ne demek kaybolmuş? Kendi kendine kaybolur mu? Biri almıştır. Öyle de kimse girmemiş ki büroya. Fabrikada kim vardı Nazmi? Murat. Yok canım, öyle bir şey yapmaz Murat. Hem yapsa orada durur mu? Ay Nazmi, safsın diyorum, inanmıyorsun. Asıl gitseydi üstüne yapışırdı. Aklı var ki kimse şüphelenmesin diye kalmış. Günahını alma çocuğun Hale. Uçmadı ya Nazmi, biri almış işte. Kasanın anahtarı neredeydi? Yanında mı? Murat? Murat ne yapıyorsun? Şey amca, şeye bakmıştım. Neye baktın oğlum, söylesene. Zımbanın teli bitmişti de onun için. Ben bilmez miyim onları? O da anası gibi para göz. Para için her şeyi yapar onlar. Bilmiyorum ya. Ay Nazmi, neyi bilmiyorsun? Yıllardır ayaküstü oynatıyorlar seni. Sen hala ne diyorsun? Bugün bunu yapan yarın kim bilir neler yapar. Ah yeter artık Nazmi. Uzak dur şunları kendinden. Bilemiyorum Hale. Eğer sen haklıysan ben çok yanlış tanımışım onları. Nazmi'cim, bak hayatım, sen beni dinle. Sakın yumuşayım deme. İçeri sokmayacaksın Murat'ı. Çok istiyorsa gitsin başka yerde çalışsın. Senin hiçbir borcun kalmadı artık onlara. Gani gani ödedin. Tamam hanım, tamam. Bu sefer senin dediğin gibi olsun. Ama inşallah bir hata yapmıyoruzdur. Yapmıyoruz kocacığım, yapmıyoruz. İçini ferah tut sen. Hadi canım, hayırlı işler. Güle güle. Oldu valla. Bu sefer oldu. Kurtuldu kasalaklardan. Amca. Amca. Murat. Bir haber var mı? Parayı buldunuz mu? Murat. Bak oğlum. İllaki sen aldın demiyorum. Kimsenin günahına girmek istemem. Ama almamış olsam bile ben sana burayı emanet ettim. İçindeki her şeyle birlikte. Bir şey eksilirse onun sorumlusu sen olursun. Amca ben... Hiçbir şey söyleme. Artık sana güvenemem. Seni yanımda tutamam Murat. Ama amca... Hadi selametli ol. Abi affet beni. Ama bazı hataların dönüşü yoktur. Yaptığın cezasını çeksin ki bir daha yapmasın. Paşam, ne oldu sana? Neyin var? Yok bir şey anne. Yok. Annem, konuşsana. Yok. Aa. Bozuldu bu Nazmi, açılmıyor. Getir bakayım. E şarjı da var bunun. Tabii akşama kadar elinden düşürmez çiv çivi oyun oynarsan bozulur tabii. Kendi kendine bozuldu. Ne çiv çivi? Ay
Cemil kıyameti koparacak şimdi. Ne diyeceğim ben? Tamam, telaş etme. Yarın götürür tamir ettiririm. Duymasın ama çok kızar. Tamam dedik ya. Garanti belgesi nerede? Ne bileyim, kutusundadır. Ama kutusu nerede? E nerede olacak? Oğlanın dolabındadır. Dur ben getireyim. Cemil. Nerede şimdi bu tabletin kutusu? Aferin. İlk defa bir şeyi yerinde buldum. İlk defa bir şeyi yerine koymuş. Uyuyor seninki. Aa. Bu ne ya? Bunun ne işi var burada? Bunlar kasadan alınan paralar değil mi? Ne? Para mı? Ay sen görüyor musun? Bir de getirip Cemil'in odasına koymuşlar. Hali yeter ama artık. Dur Nazmi, Allah aşkına dur. Sakın bir delilik yapma. Bırak beni Hali, bırak. Bırakma. Ne olur dur. Gençliğine ver. Yapmış işte bir hata. Evladımız o bizim. Öbür yaptığında böyle demiyordun ama. Rezil ettiniz beni. O yetimlerin günahına girdim sizin yüzünüzden. Bunun vebali senin boynuna Hale. Yılan beslemişim koynumda, yılan. Ah Cemil, ah benim salak oğlum. Evde mi saklanır bu? Yenge. Murat için geldiysen eğer... Murat her şeyi anlattı Nazmi. Keşke daha önce söyleseydin. Yıllardır arttırdıklarımı bankaya yatırmıştım. Al bunu. Belki düze çıkarmaz ama en azından bir işe yarar bir oğlum. Al. Ah yenge. Ben öyle bir hata yaptım ki yüzümü yerden kaldıramam. Estağfurullah Nazmi. Sen haklısın. Murat parayı almamış olsa bile emanete sahip çıkamamış. Ama gençliğine ver işte. Daha çok doy. Hadi al bunu. Bankada duracağına bir işe yarasın ha. Yok yenge. O senin hakkını alır mıyım? Hem zaten para bulundu. Sahi mi? Gözün aydın Nazmi. Murat da duyunca çok sevinecek. İçi içini yiyordu yavrumun. Ben gideyim o zaman. Kusura bakma. Akşam akşam rahatsız ettim seni. Sağ ol yenge. Sağ ol. Sen de sağ ol Nazmi. Ben bu dünyada ne yaparsam yapayım senin hakkını ödeyemem. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Anne ben çıkıyorum. Tamam oğlum. Dikkatli ol, olur mu? Hadi çocuklar ya. Geliyoruz abi. Dişlerini fırçalıyorlar. Gelirler şimdi. Anne, amcam fabrikaya çağırdı mı beni? Aç bakalım. Amca? Murat, oğlum. İnşallah beni affedersin. O nasıl söz amca? Esas sen beni affet. Sana ders vereyim derken asıl dersi ben aldım. Amcamsın sen. Babamsın. Tabii ki affettim seni. Cemil'i de. O benim kardeşim hem. Sen kardeşim diyorsun ama Cemil kardeşliği bilmiyor oğlum. Yaptıklarının cezasını çekmeli. Amca... Cemil ne yaptı bilmiyorum ama benim hatamı nasıl affettiysen onu da affedebilirsin. Yoksa benim için buruk kalır. Ah Murat, ah vicdanlı oğlum benim. Oh. Amcam benim, babam. Ah annem. Hadi çocuklar bırakayım sizi. Olur Cemil abi.
Sen sürmek ister misin? Hala kardeşiz değil mi? Kardeşiz tabii ya. Cemil abi. Abi binelim mi? Binelim.